Vodafone Red hafta sonunu sunar. Günaydın değerli izleyiciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Artık biraz farklı şeyler konuşalım. Önemli konulara girelim bugün ve yarınki programımızda. Bugün sağlık konuşacağız. İki değerli hekim konuğum, Doktor Ayşegül Çoruhlu, biyokimya uzmanı ve beslenme konularında yakından tanıdığım, sosyal medyadan da takip ettiğinizi düşünüyorum, televizyon programlarımızdan da ve Türkiye'nin dünya çapında kalp ve damar cerrahisi, kalp ve damar hastalıkları dendiğinde akla gelen ilk isimlerinden biri Doktor Bingür Sönmez, Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı aynı zamanda. Birçok hastalık Türkiye'de maalesef insanların hayatını kaybetme faktörleri arasında, nedenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Neden böyle? Beslenmeyle bir ilişkisi mi var? Kalıtsal faktörler mi daha çok etkili oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Başka bazı gireceğimiz konular da var. Twitter'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Başlıyoruz yayına. Değerli hocam bana bir armağan getirmiş. Erzurum'dan geldi hoca dün, Bingür Hoca ve gösterebilir miyim hocam şöyle? Lütfen, kerbar özel bir taştır. Çok teşekkür ederim. Vücudunuzda bütün negatif enerjiyi alacak inşallah. Sağ olun efendim. Zahmet ettiniz, oradan getirdiniz. Bütün Erzurumlulara selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Erzurum birçok açıdan Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri. Böyle el emeğiyle yaratılan değerleri de var. Bu o kadar cefalı çıkarılan bir taş ki böyle küçük tünelden sürünerek giriyor insanlar. Taşları çıkarıyorlar. Tabiattaki ilk hal çok yumuşak, kolay işlenebiliyor. Ama havayla temas ettikçe sertleşiyor. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ayşegül Hanım da, Doktor Ayşegül Çoruhlu, biz daha önce bir program daha yapmıştık. Hoş geldiniz siz de programımıza. Efendim kalp ve damar konularını konuşalım istiyorum ama genellikle beslenmeyle, sağlıkla da olan ilişkisi konuşuluyor. Beslenmenin ne kadar önemi var sağlıklı olmakta. Ama bakıyoruz ki gayet böyle fit, iyi görünen insanlar hocanın kapısını çalıyorlar, diyorlar ki kalp sorunlarım var. Hocam siz de bakıyorsunuz ki nasıl olmuş bu hale gelmiş bu insanlar diye. Neden öyle oluyor? Yani kendilerine dikkat edenler, iyi spor yapanlar ve iyi beslenenlerde de kalp ve damar hastalıkları çıkabiliyor. Evet. Nedir efendim durum? İşin büyüsünü hala çözebilmiş değiliz. Benim ameliyat ettiğim hastalarımın ancak %60'ı kolesterol yüksek olan hastalar. Ama beraberinde diyabet var, beraberinde yüksek tansiyon var, beraberinde stres var. Sadece beslenmek değil olay. Çok faktörlü bir hastalığı konuşuyoruz. 5-6 faktör, bir de beslenme. Bunlardan biri bozuk olabilir, hepsi bozuk olabilir. Bazen hepsi normalde olabiliyor. Görünmez bir özellik, genetik özelliği var. Benim ameliyat ettiğim hastalarım sadece %40'ı obez. %40 obez. Tamamen sağlıklı, normal genetik insanlar. Faktörün rolü ne kadardır efendim bu tip durumlarda? En büyük faktör genetik faktör. Ben bazen hastalarıma şunu söylüyorum. Babanız genç yaşta vefat etmiş. Siz sigara içme cesaretini nasıl gösteriyorsunuz diye özellikle uyarıyorum. Babası vefat etmiş, kendisi diyabetik. Hala sigara içiyor bu insan. Bir anlamda intihar etmekle eşdeğer bu. Türkiye'de ölümler arasında kalp kaçıncı sırada, kalp hastalıkları? Şu anda iki insandan biri kalpten ölüyor. %52 civarında ölüm kalp hastalıklarından oluyor. Çok korkunç bir oran değil mi Ayşegül Hanım? Olayın büyüklüğünü göstermek için şuna dikkat edelim. Kore ve Japonya göre 10-12 misli daha fazla kalp hastalığından yaşamımız için. Neye bağlıyorsunuz bunu? Tamamen genetik. Şöyle, Ayşegül Hanım biraz sonra daha güzel anlatacak. İyi huylu kolesterolümüz var, kötü huylu kolesterolümüz var. HDL. Ayşegül Hanım beni bağışlasın. HDL için hayırlı kolesterol diyorum ben. LDL için lanetlenmiş kolesterol diyorum ki gerçekten kötü bir kolesterol o. LDL damar hastalıklarını artırıyor. HDL iyi huylu, onu hemen alıp karaciğerden safralara atmaya çalışıyor. HDL yüksekse o insan için çok büyük bir güvence, çok büyük garanti. Ama bizim toplumumuza bakıyoruz, HDL'miz yerlerde sürünüyor. Özellikle kadınlarımızda 30, maalesef. 20, 25 HDL'ler görüyorum ben. Almanya'da doğan
Üçüncü jenerasyon çocuklarımıza bir test yapılmış, bir araştırma yapılmış. Hepsinin HDL'si düşük. Almanya'da doğmuşlar, Alman gibi yaşıyorlar, spor da yapıyorlar. Nedir bu peki? Genetik, tamamen genetik. Bizim, onu çözdüğümüz gün... Bizim genetiğimiz yani, bizim bu coğrafyanın genetiği. Bizim genetiğimiz, HDL'si düşük olan toplumumuz bunun yanında. Sedanter bir toplumuz, her yer arabayla gidiyoruz, düz yolda bile yürümüyoruz. Aşırı stresimiz var, büyümekte, gelişmekte olan bir ülkenin sorunlarını yaşıyoruz. İşte en büyük sorunumuz yarınki referandum. Herkes sabahlar akla uyumayacak, ne evet. Büyük bir gerginlik. Türkiye için güzel sonuçlar çıkmasını dileriz. Tabii biz bugün ve yarınki programlarda hiç siyaset konuşmama kararı aldık. İnşallah sonuçlar çıktığı zaman bir şekilde onları analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. Türkiye için en doğru sonuçlar neyse onların olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Hocam geleceğim, stresi soracağım size ne kadar etkili bir faktör diye. Lütfen onu biraz sonra anlatın ama Ayşegül Hanım, siz biyokimya uzmanı bir tıp doktorusunuz, hekimsiniz. Sağlıklı beslenmenin ne kadar önemi var? Özellikle kalp ve damar sağlığının iyi olmasında. Ne tip bir beslenme modeli bu tip hastalıkları yakalanmayı engelleyebilir? Şimdi aslında şöyle bir giriş yapmak lazım. Mesela eğer kalbi konuşuyorsak, doğduğumuz günden şu yaşımıza kadar tek bir kere atlamadan o pompa çalıştı. Ve o pompanın çalışması da yediğimiz içtiğimizle kazanılan enerjiyle olduğuna göre demek ki aslında biz biraz incelersek daha iyi çalışan bir kalp makinesine sahip olabilir miyiz diye düşünebiliriz. Güzel. Bir kere hani beslenmeye bu açıdan bakmak lazım. Yani yediğimizin gittiği en son nokta olan enerjinin üretilmesi ve o enerjinin bir organ tarafından kullanılması. Kalbe bakınca kas olduğunu biliyoruz. Kalp kası ve sürekli kasılıyor. Mesela oksijene çok ihtiyaç duyuyor. Öyle bakarsak eğer nefes almakla ilgili problemler, yani sigaranın sadece içindeki ağır, şeyi, kötü maddeleri değil, bizi oksijensiz bırakması ya da gece apne yaşıyor olmak, iyi çok nefes alamıyor mı? Olmak. Uyku apnesi, evet, iyi nefes özellikle alamama meselesi. Özellikle kilo ile beraber apne geliyor. Hastalar onu ona bağlamayabilirler ama oksijen girmiyorsa vücuda özellikle kalp bundan etkileniyor. Çünkü kalbin enerji üretme modelinde oksijene ihtiyaç var. Çok önemli. Hemen bir şey sorayım. Türkiye'deki insanların çoğunda bir deviasyon meselesi sorunu var. Doğru. Rahat nefes alamama. Hafif bende de var hatta. Şöyle yaparak daha rahat evet. Nefes alıyorum. Doğru. Ama gidiyorum yani ben bu ameliyat edersem başıma bir sürü dertler açılabilir diye de korkuyorum biraz o işten. Girmiyorum. Hı. Çok insanda var değil mi bir deviasyon sorunu? Deviasyon sorunu bu var. Etkiler mi gerçek anlamda etkiler. Kalp sağlığını? Yani şöyle. Şöyle. Buyurun hocam. İyi soluk almadığı için kan oksijen seviyesi düştüğü için aritmiler oluşuyor. Sabah yatağında ölü bulunan insanların birçoğu bu sleep apne, uyku apnesi olan hastalarımız. Büyük oranlar mıdır bunlar? Ciddi çok oranlar. Çok ciddi oranda ve basit bir horlama zannediliyor. Ciddiye alınmıyor. Aslında bir uyku testine geçse, bir CPAP cihazı kullansa bu insanlar çok daha uzun ömürlü olacak. Kan şekerleri düşecek, obez olmayacaklar. Doğru. Tansiyonlar düşecek ve gün içinde çok daha dinç olacaklar. Peki bunu yanında uyuyan biri varsa o kişinin yani yalnız genelde yaşamıyorsa onlar fark ediyor zaten. Fark ederler mi? Fark nasıl ederler. Fark edilir bu? Çünkü nefesini tutuyor, bir süre nefes almıyor. Sonra refleks olarak tekrar nefes alıyor. Sleep apneyi de en çok kilo aslında yapıyor. Öyle mi? Kilolu insanlarda daha çok gözüküyor ve hocama söylediği gibi hücreler bir bütün olduğuna göre oksijen kalbe lazım olduğu kadar diğerlerine de lazım. Evet. Siz kötü yiyip içmeseniz bile sadece nefes meselesi yüzünden insülin rezistansı olabiliyor veya kötü çabuk kilo alabiliyor oluyorsunuz. Yani en temel şey yiyecekten önce oksijen. Ondan sonra da yiyecekleri tabii. O toplantıdan uyuyup kalan, uyuklayan, araba kullanırken uyuyan insanlar hepsi uyku apnesi olan insanlar. Aa, bir dakika öyle mi? Toplantıda uyuyakalan insanlar görüyoruz böyle adamlar düşüyor. Yemek yokken uykuya geçen insanlar. Çünkü bu insanlar 10 saatte uyusalar derin uyumadıkları için uykuya doymuyorlar ve sabah yüksek tansiyonla baş ağrısıyla özür olarak kalkıyorlar. Çok basit alınıyor. Porlama. Herkes zorluyor sanki. Eşler genellikle hocam onun yüzünden ben uyuyamıyorum. Böyle başında bekliyorum. Sonra durduğu zaman uyandırmak sonra kalıyor diye panik oluyorlar. Peki horlayan insanlar, yani horlamak tehlikeli bir şey midir? Nedir horlamak? İşte beraberinde uyku apnesi var. Yani horlamak bir aşamaları, sağlık sorunu mudur? Horlama iyi nefes alamıyorsun demektir. Apne onun en ileri aşaması. Yani bunlar kademe kademe. Horlama her şekilde engellenmeli mi? Durdurulması gereken bir şey. Evet, müdahale edilmesi gereken. Evet, iyi bir nefes alınmadığını gösteriyor. O da iyi bir nefes. Yani nefes böyle hani bir miktar üstünde konuşulması gereken bir şey. Çünkü konuyu bağlayamamış olabiliyor insanlar. Beslenme konusuna gelince de ne dedik? Ne olursa olsun bir organ da olsa, o organın hücreleri de olsa o motorun çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Önce yakmak için oksijendi. Oksijeni hallettiğimizi varsayalım. Bir de neyi yakarak enerji elde etsin?
kalp kısmı mesela özellikle kanda dolaşan serbest yağları yakmayı daha çok seviyor aslına bakarsanız. Mesela çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, şekerli unlu yemek de o kadar iyi değil. Gene kalp için bile iyi değil. Onun için bir daha uyarınız yapın. Ne yemek iyi değil dediniz kalp için? Unlu, şekerli, karbonhidratlı ürünler çok marifetli değil. Birkaç örnek verelim. Ekmek. Ekmek, kek, pasta, kek, börek. Pasta. Yani bu hiçbir organ için iyi değil. Pilav, ama beyaz pilav. Yani hepsi. Öyle mi, beyaz pilav? Ama bunlar da Türk gibi, tipi mutfağın. Türk tipi mutfağın bozulmuş hali aslında. Akdeniz hali mutfağı mi? Hali iyi. Yani zeytinyağlı yemek zaten yağ var içerisinde. Doğru. İşte kuru yemişler yağ var. Üç taraf deniz, balık ve yağ var. Yağlar özellikle hem beslenmede iyi yağların olması hem de membranları korumak açısından hocam çok önemli biliyorsunuz. Endotel yani damar, kalp ve damarlar yani kalpten sonraki bütün damar hattı, bütün vücutta yani kalpten ayak ucuna kadar giden o damar hattının da iç düzeylerindeki zarcıklar da aslında yağlı olurlarsa daha akışkan oluyor. Yani yağ dediğim iyi yağ anlamında söylüyorum. Ayşegül Hanım ne güzel anlatıyor değil mi hocam? Değil mi? Tabii Osmanlı mutfağı sadece kebap değil. Osmanlı mutfağı tamamen zeytinyağına dayanan bir mutfak. Ama unutulmuş bir de saray mutfağı halka taşınmamış zamanında. Niye böyle bir beslenme alışkanlığı oldu? Bakıyorum yemek dendiğinde hadi gel bir yemeğe gidelim. Bir kebapçı, böyle bir ocakbaşı. Tamam bu kıymetli bir şey. Yani var böyle bir kültürümüzde ama biraz buraya döndü. Etçiler. Yani ağırlıklı böyle bir mutfak kültürü gelişti son dönemde. Ayşegül beni doğrulasın. Protein ağırlıklı beslenme zayıflama sağlıyor. Evet. Bu çok aldatıcı bir faktör aslında. Ciddi bir paradoks. Fakat kolon kanseri riski 3 misli oluyor. Sırf bunu beslenme, aşağı yukarı kitaplarını göstereyim şimdi. Sırf protein ağırlıklı beslenmeyle hastalarını zayıflatıp çok memnun olan, çok başarılı iddia eden meslektaşlarımız var ki ayrı bir yanlışlık o da. Doğru. Hocam şimdi şu meslektaşlarımız deyince çok kafa karıştıran konular var. Kolesterol meselesi var, başka konular var, kalp damar sağlığı konusunda şeyler var. Hocalarımız, kıymetli hocalarımız bakıyoruz gerçekten birbirinden farklı şeyler söylüyorlar. Bu bir bilgi kirliliği mi? Kafamız karışıyor. Vatandaş olarak bunu nasıl yorumlayacağız, nasıl analiz edeceğiz? Çok deneyimli bir hekimsiniz. Kaç bin ameliyat yaptınız bugüne kadar? 15 binden sonrasını saymıyorum artık. Minimum 15 bin ameliyat yaptınız. Üzerinde. Bir hekim olarak bize ne olur doğrular yanlışlar konusunda bizi biraz temel konularda bilgilendirir misiniz? Meslekte 40. yılımdayım. En büyük şikayetim meslektaşlarım. Tıpta her şey tartışılabilir. 10 sene önce yaptığınız bir ameliyatı bugün hiçbir şey yaramıyormuş. Ben artık yapmıyorum bu ameliyatı diyebilirsiniz. Şu ilacı ben devamlı kullanıyordum. Artık hiçbir şey yaramadı, anladım, kullanmıyorum diyebilirsiniz. Ama 10 bin doktor bir konuda bir fikir beyan ediyor. Bir başka doktor çıkıyor diyor ki ben buna inanmıyorum. Ben böyle böyle yapayım. Siz de böyle yapın. Ve herkes ona inanıyor. Ne istatistiksel olarak doğruluğu var ne bilimsel olarak doğruluğu var. Yani ben günde bir bardak zeytinyağı içiyorum. Siz de için demek bilimsel bir şey değil. Bir bardak zeytinyağı 600 kaloridir. Zaten günlük kaloriniz 2000-2200 artık bugün 5000 kalori yok. Bir memur, bir hanımefendi, ev kadını 2100-2200 kaloriyle yaşarken sabah bir bardak zeytinyağı içmek doğru bir şey değil. Tamam zeytinyağı faydalı diyoruz ama zeytinyağı içinde demiyoruz. Yemeğinize zeytinyağı koyun diyoruz. Evet. Bilgi kirliliği konusunda kim mücadele edecek? Kardiyoloji Derneği, Kalp Damar Cihaz Derneği, Endokrin Dernekleri. Ne kadar ilginçtir ki Kardiyoloji Derneğimiz var ama yanlış beyanat veren bir meslektaşımızı Jinekoloji Derneği veya Endokrin Derneği dava etti ve davayı kazandılar. Niye öyle Kardiyoloji oldu? Derneği'ni açıyorsunuz diyorsunuz ki arkadaşlar lütfen bu konuda siz de beyanatta olun. Aman hocam bizi karıştırmayın diyorlar. Göz Kalp Damar Cihaz Derneği hiçbir şekilde yorum yapmak gereğini duymuyor. Tartışmaktan kaçıyorlar. Ama bunun bedelini vatandaş ödüyor. Ben talep odalarının, kardiyoloji derneklerinin, kalp damar cihaz derneklerinin daha aktif olmalarını, tartışmaktan kaçınmamalarını, evet, bilimsel tartışmaya girerseniz ben şimdi aşağı yukarıda tartışabilirim. O beni ikna eder, ben ikna ederim. İkimiz de ikna olmayabiliriz. Başka bilim insanlarına danışabiliriz. Tıp tartışmak demektir ama bin küsur doktor bir fikirde bulunuyor. Öbür doktor ben kendime kolesterol baktırmıyorum. İlaç da kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Doğru bir şey değil. Anladım. Bunun mücadelesi verilmeli, evet, dernekler tarafından. Bu arada bu sohbetimizi internet üzerinden de izleyicilerimiz takip ediyor olabilirler. Bizim CNN Türk internet sitesinden de tweetimizi paylaşalım ki duymamış olanlar duyurumuzu yapalım. Bu programı takip etsinler çünkü ilginç şeyler gerçekten hocalar, doktorlarımız aktarıyorlar. Ayşegül Hanım sizi iyi gördüm. Gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasıl bakıyorsunuz kendinize? Neler yapıyorsunuz sağlığınızla ilgili? Biraz bize bir hekim olarak da lütfen anlatın. Biraz önce çok güzel bir espri yaptı. Çok hoşuma gitti. Kullanacağım. Biraz daha zayıflarsan dedim. O zaman iki boyuta geçeceğim dedim. Ben biraz daha zayıflamış gördüm sizi. Biraz daha fit gördüm daha doğru, evet, bir ifadeyle. Esasında tabii. Nasıl yaptınız? Şöyle
Ben kardiyoloji konusunda hocama eşlik etsem de ve bir başka programda gastroenterolog biriyle karaciğer konuşsam da bir biyokimyacı olarak bulunduğum ortamdaki sağlık konusunu gene dönüp hücrelere dayandıran bir mekanizma ile anlatarak ve öyle anlayıp uygulayarak yaşadığım için. Sakıncası yoksa kaç yaşında olduğunuzu da paylaşalım. 48. Kaç yaşındasınız? 48 misiniz? Hı-hı. Gayet güzel, çok. İyi bakıyorsunuz kendinize, onu görüyorum. Şöyle, şimdi bir şeyin elbette ki insanlar, kadınlar kuaföre gitmek gibi destek alıyorsun ama bir şeyin renginin olması için, yani dışarıya renginin gözükmesi için içerideki iyi bir şeylerin, değil mi, oraya da yatırım yapman gerekiyor. Diyelim ki mesela kilo ile ilgili konuda sadece biz giren çıkan hesabı yaparsak, yani şu kadar kaloriyi sokmuyorum, bu kadar kaloriyi sokuyorum gibi bir şey yaparsak ama seçtiklerimiz kalori dışında başka bir şey gözetmiyoruz ve onların biyolojik yiyecekler olmadığını gözetmiyoruz mesela. Poşetli ürünler üstünden, diyelim ki işlenmiş ürünler üstünden kalori hesabı yapıyoruz. Tıpkı o etlerle beslenme olduğu gibi bir dönem kıvırıyorsunuz kilo vermeyi. Çünkü sistem kendini adapte ettiği için, evet, görünürde durumu kurtarıyorsunuz ama mikro düzeyde, hücresel düzeyde yıprandığınız için onun bedelini yüksek ödüyorsunuz. Yani eğer kalori sayarsanız mesela sarkarak zayıflıyorsunuz. Çünkü ihtiyaçlarınız karşılanmıyor veya cildiniz soluyor veya işte ağır proteinlerle beslenip de kilo vermeye çalıştığınızda bütün bağırsak sisteminiz iptal oluyor. Ağır kabızlıklar oluyor, sivilce olabiliyor, karaciğer enzimleriniz yükseliyor, ürik asitiniz yükseliyor. Şimdi bir şey yaparken bir şey yapmak, doğru yapmak gerektiği için benim yaptığım şey her zaman bütün resme ortak bakmaya çalışmak. Bu kalp sağlığında da öyle, cilt sağlığında da öyle. Genel şekil şemal olarak ve dayandırdığım nokta hep aynı. Ben mümkün olduğunca işlenmemiş bitkisel besinlerin, sağlıklı az hayvansal proteinlerin ve yüksek miktarda iyi yağların beslenmede olması gerektiği kombinasyonundan tarafım. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Beslenmedeki en büyük problemimiz obezite. Hı hı. Önü alınamayan bir çığ gittikçe de büyüyor ve çocukluk obezitesi en büyük problemimiz. İngiltere'de yapılan bir çalışma var. Sabah kahvaltısını ailece yapan çocukların obezitesi daha az oldu, saptanmış. En büyük problemi sofra alışkanlığını terk ettik. Bu ciddi şekilde obezitenin nedeni oldu. Nerede çünkü kahvaltı yapıyorlar? Dışarıda mı yapıyorlar? Çocukların en büyük salgını. Kahvaltıda bile mi? Zaten evden kahvaltı yapmadan çıkıyor çocuk. Yolda mutlaka fast food alıyor. Ya bisküvit alıyor, ya hamburger alıyor. Mutlaka çikolata alıyor. Yani çocukların hepsinin çantasında mısır şurubu şerbetiyle üretilmiş olan bir çikolata mutlaka var. Çok tehlikeli mi bunlar? Anneler bir elma koyacağına bir çikolata koyuyorlar. Gerçekten evet. Mısır şurubu şerbeti çağımızın bir felaketi ve devlet desteğiyle besinlere konulan en toksik maddedir. Bugün TORK diye bir pancar derneği var. Devlet politikasıyla pancar ektirilmiyor ama Adana'da pamukları söküyorlar. İnsanlar mısır ekiyorlar çünkü bir firma 500 bin ton mısır şurubu şerbeti üretmek zorunda. Pamukları mısır ekiyor köylümüz. Efendim, bu sözünü ettiğiniz mısır şurubu şerbeti paketlenmiş bisküvi tarzı, çikolata tarzı şeylerin raf çoğunun içinde olan, mi? Raf ömrü uzun olan bir tatlı, şeker aslında. Pancar şekerine ve kamış şekerine rekabet olarak üretmiş bir endüstriyel ürün aslında. Çok tehlikeli mi buluyorsunuz? Çok tehlikeli. Kanserojen midir? Kanserojen, büyüme geriliği, damar sertliği, insülin direnci, Alzheimer, aklınıza gelen her türlü problemin ciddi nedeni ve Batı ülkelerinde normal şeker ürünün %1'i, %1,5'u yapılırken bizde %15'i idi. Galiba artırıldı o %15 kotada. Köylüye pancar ektirilmiyor bu yüzden. Evet. Kota konuyor. Hocam, bir izleyicimiz sormuş, Mustafa Özmet'in, kalp deliği nedir? Ameliyat olunmalı mıdır diye. Tabii. Çok basit. Doğumsal olarak iki kulaklık arasında bir delik var. Ve doğumdan sonra ilk nefes aldığında o kapanır. Kapanmadığı durumlarda ilk 5 yaşına kadar beklenir. 5 yaşından sonra kapanmazsa artık ameliyatsız bunları kateterle kapatabiliyoruz. Peki, stres ve kalp hastalığı arasında gerçekten kuvvetli bir bağ var mı? Yani hayatının her şeyi, diyelim ki beslenme ve genetik konusunda iyi olan bir insandan söz edelim ama korkunç stres altında bir hayatı var. Şimdi aşağı detayını daha iyi söyleyecek. Bizi organize eden, yaşamımızı sağlayan hormonlarımız, bizi ayakta tutan her şeyimiz hormonlarımıza bağlıyız. Adrenalin en büyük hormonumuz. Şu anda oturabiliyorsak, düşünebiliyorsak, hızlı konuşabiliyorsak adrenalin seviyemize bağlı. Adrenalimiz düşse pelte gibi oluruz burada. Heyecanlanınca adrenalimiz yükseliyor. Tansiyonumuz yükseliyor, nabzımız yükseliyor. Beynimize daha çok gelince daha rahat konuşabiliyoruz. Bir de endorfinimiz var. Bunları dışarıdan almıyoruz, üretiyoruz. Endorfin yükseldiği zaman tansiyonunuz düşüyor, damarlarınız genişliyor, keyif alıyorsunuz, zevk alıyorsunuz. Herkes alışkanlık yapan hormon. Benim ameliyat ettiğim genç hastalarımın hepsi hızlı araba kullanan, heyecandan zevk alan insanlar. Adrenaliniz yükselince damarlarınız
büzülüyor, tansiyonunuz yükseliyor, nabzınız yükseliyor. Hele küçük bir plak varsa bir yerde o plak hemen kopabiliyor veya mevcut plak büyüyebiliyor. Ne yapmamız lazım? Adrenalin ve endorfinimizi dengede tutmamız lazım. Hızlı araba kullanarak adrenaliniz yükseliyorsa spor yaparak endorfiniz yükseliyor. Yüksek sesle bir müzik dinlerken adrenaliniz yükseliyorsa, güzel bir tasavvuf dinlerken de endorfiniz yükseliyor. Spor yapmalıyız, güzel müzik dinlemeliyiz, güzel bir yemek yemek bile endorfinizi yükseltebiliyor. Adrenalin, heyecan hormonu, stres hormonu gerçekten kalbimizi mahveden hormonumuz ama kendimiz üretiyoruz. Mutlu olduğunuz insanlarla beraber olmaya çalışın, mutlu olduğunuz işleri yapmaya çalışın. Zor olduğunuz biliyorum bu söylediğimin ama meslek hastalıkları, meslek sorunları var. Çok stresli bir işiniz var, sizin öyle, bizim öyle. Dolayısıyla bu hayatı değiştirmek kolay değil ama biraz yönetmeyi mi başarmak lazım? Ayşegül Hanım nasıl biraz yapıyorsunuz? Öğrenmek lazım. Yani neden öyle olduğunu iyice öğrenirsek aslında belki daha toparlarız kendimizi. Çünkü insanlar aklından geçenin vücudunda olanla ayrı şeyler olduğunu düşünüyor. O stresi tam olarak konumlandıramıyorlar. Şimdi stres dediğimizde hocamızın söylediği hormonların çıkabilmesi için vücudun dengelerinden savaş kaç moduna geçmesi lazım. Sempatik sistem. Şimdi vücut öyle algılıyorsa yani olmasa bile sizin hayata yaklaşımınızdan, panik olmanızdan, algılayışınızdan dolayı vücut aslında ben tehlikedeyim olarak algılıyorsa zaten mevcut kapasitesini kaslara, kalbe, beyine gönderecek ki sizi korumak istiyor. Tam böyle olduğunda zaten insanların bağırsaklarının çalışmıyor olmasının büyük bir sebebi o. Veya sırtlarında kulunç diye tabir ettikleri fibromiyalji olup da gevşememelerinin sebebi o. Çünkü gevşeyebilmek için gevşeme moduna geçmeniz gerekiyor. O da sempatiğin tam tersi, savaş kaçın tam tersi parasempatik sistem. Parasempatik sistem olmadan bir yara bile iyileşmiyor. Düzeltme parasempatik sistem. O tesbihi çeviriyor olmaktaki sakinlik ve tekrarlayan hareketler aslında bir tür meditasyon. Parasempatik sisteme geçiyorsunuz. Uyku aynı şekilde. Bir meditasyon mudur aynı zamanda? Evet. Aynı zamanda. Derin gevşemedir. Derin gevşeme. Nefes alma gibi yani. O da derin gevşemedir. Yoga vesaire, namaz bunların hepsi bu konuda parasempatik sistemi güçlendirmek için gerekli. Yani ibadetin ötesindeki özelliklerini anlatıyorsunuz. Yani evet, ibadet evet. İşin bir tarafı. Onun da bir mantığı var zaten. Evet. Söylemek istediğim, eğer biz kronik stres altındaysak ve bunu umursamıyorsak bunun bedelini şöyle ödüyoruz. Yani bütün sistem zaten bozuluyor ayrı ama belki hocam şuradan devam eder. Çünkü insanlar en çok şunu merak ediyorlar. Bu hiçbir şey yokken doktor kontrolünden çıktı, kapıdan çıktı gitti kalp krizi geçirdi konusu var ya. Oluyor mu? Oluyor. Özellikle sizin yaşınızdaki erkekler için büyük bir sorun. Yani 50'sinin altında 40'larda. Aman hocam beni koruma altına alın. Bak Ayşegül Hanım ne diyor? Var mı bende öyle şeyler? Çünkü... Yok sizin biraz döşeğiniz kan yağı değeriniz çok yüksek değil normal. Çok panik olmuyor. Bu rakamlar da insanlar çok panik kaptırıyor. Ama çok büyük stres altındayım çok hocam. Çok büyük. Çok büyük tabii. Yani. Şimdi Ayşegül bahsederken meslekle ilgili şeyi söyledi. Karadeniz'in teyze diyor ki ya sevdiğini alacaksın. Ya aldığını seveceksin. Ben güzel. De diyorum ki ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin. İnatlaşmayacaksın. İnatlaşmayacaksın. Ya sevdiğin işi yapacaksın ya yaptığın işi seveceksin. Şu anda etrafta insanların çoğu yaptığı işten nefret ediyor. Sabah işine giderken büyük stresle gidiyor. Akşama geldiğinde büyük stresle gidiyor. Hiç evine mutlu denen arkadaş tanımıyorum ben. Nedir mutsuzluk faktörleri? Tamamen stres, tamamen adrenalin, tamamen kendiyle kavga. Başka bir şey değil. Niye bu kadar kavgalı hale geldi Ayşegül Hanım insanlar? Siz bu meselelere kafa yoran bir insansınız. Ayşegül Hanım kendisiyle barışık bir insandır. Mizah duygusu gelişmiş bir insandır. Sosyal medya hesaplarında da onu görüyorum ben. Niye bu kadar insanlar bir kendileriyle ve çevreleriyle kavga, hakaretler, küfürler, sosyal medya yıkılıyor. Normal bir iletişim kalmadı neredeyse. Şimdi ben nasıl olsa uzaktayım kimse beni görmüyor diye tıkır serbest tıkır atış. Tıkır. Yap hakareti nasıl olsa bir şey olmayacak. Onu ben felsefeden çok yine biyolojiye bağlamak isterim. Neden? Çünkü bizim insan canlısı olarak normal habitatımızda aslında biraz daha doğanın içinde olmak var. Bu ışıkların altında bilgisayardaki mavi ışıkla muhatap olarak uyku saatlerimizle biyoritmimiz değişiyor. Sentetik yiyeceklerle biyolojimize uygun şeyleri olmayan şeyleri vücudumuza sokuyoruz. Bu vücudun içerisinden ideal karakter nasıl çıksın? Herkes kendi kapasitesinin %30 altında bir kişilikle de dolanıyor. Çünkü onu da oluşturan aynen hormonlar vesaire. Yani biz aslında yani en kavgacı insanı alıp bir hafta bir
doğanın içine koydunuz. Ona düzelir doğal yiyecekler verdiniz. Bütün gün toprağa bastı, telefona bilgisayara basmadı. Oradan kavgacı karakter daha az çıkar. Yani yaşam şekli bizi paketledi. Biyolojimiz de şey oldu, bozuldu o yüzden. Doğru. Yani sadece burada insülin rezistansı, kilo veya kolesterol yok. Beynin içindeki sistem de gene hücreler olduğu için kötü beslenme ve yaşam şartı buradaki elektrik akışlarını da bozuyor. Belki iyi tarafta dolanması gereken düşünce zincirleri başka taraflara doğru geçiyor. Mesela en basitinden siz kötü karbonhidratlarla besleniyorsunuz, sorunlarınız var, insülin rezistansınız var. Ofiste öğlen yemeği yediniz, öğleden sonra bilgisayarın başında kafanızı kaldıramıyorsunuz. Veya kan şekeriniz düştü, avucunuz terliyor ve sinirli bir haldesiniz. Şimdi bu anda alınacak kararın veya hayata bakış açısının nasıl pozitif olması beklenir ki? Veya uyumadınız. Çok kritik bir karar baktınız. Çok kritik bir karar verebilirsiniz. Evet. Kritik bir görevdesiniz. Yani insanların yeni durumu yaşam şekliyle çok paralel. Ben özellikle de ışıkların ve elektromanyetik rahatsızlığın yakın gelecekte büyük bir mesele olarak ortaya konulacağını düşünüyorum. Çünkü buradan aldığımız zararı o sigaranın henüz anlaşılamadığı, ilk yıllardaki bir 30 yıl anlaşılamadığı gibi daha sonra anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü o elektronik bu elektronikleri bozuyor. Doğru olabilir bu sözünü ettiğiniz şey. Çünkü bir de herkesin artık evinde wireless'lar, bluetooth'lar, sizde olmasa bile komşunuzun her taraf bir ağ halinde, değil mi Ayşegül Hanım? Organik madde, organik gıdaların ambalajında neye dikkat etmek gerekir der. Güvenebilir miyiz der Gizem Bıçakçı. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi şöyle, bana sorular sorulduğu zaman bazen diğer hocalarımız da öyle diyor. Hocam belki sizin başınıza da geliyordur. Küçük cevaplar verince büyük resmi anlayamamış oluyor insanlar. Aslında hepimizin hekimler olarak niyeti yardım etmeye çalışmak ve seviye seviye. Şimdi eğer organik gıda bulabiliyorsan güzel bir şey. Ambalajında ne vardır, daha organiği, daha sertifikalısı nasıldır? O senin bu konuya merakınla öğrenebileceğin bir şey. Ama organiği bulamıyorsun ve gittiğin zaman şeye, büyük markete ya da manava, orada sen acaba oradaki manavdaki sebzeye mi elini uzatmalısın? Oradaki şeylere mi? Paketlenmiş. Paketli ürünlere mi uzatmalısın? Böyle baktığın zaman gene o manav ve şey kazanıyor. Yani organik kovalayabilmek ve onun iyisini kovalayabilmek için çok yukarıda bu işleri takip ediyor olmak lazım. O yüzden de o yani kendisi bunu öğrenebilir. Ben şüpheyle yaklaşmıyorum organik manavda, pazarda. Bir sürü konuşulabilir. Zira ilaç konuşulur, diye konuşulur ama kıyasladığımız şey nedir burada? Kebap. Mesela kebap, pide, değil mi? Mesela İskender yiyorsun. Ateşte yanmış et var. Tereyağı hem de, falan filan hem de var. Şeyde yanmış hem de, yani gazdaki ateşte yanmış. Domatesler, salçalar. Üstünde yakılmış tereyağı var. Altta pidesi var. Yanında yoğurtçuğu var. Şimdi baktığında o en masumu yani. En masum yoğurt. Ha, gibi öyle oluyor. Ama ondan sonra da o yoğurt öyle mi böyle mi diye konuşuyorsun. Anladım. Senin onu yapabilmen için öbürünü yemiyor olman lazım. Paketlenmiş yiyeceklerde bir başka gizli felaket var. Nedir efendim? Monosodyum glutamat. MSG. Miktarı belli değil. Ne kadar zararlı belli değil. Aslında bir Çin tuzu. Tuz tadı bile yok. Bir beyaz bir toz aslında. Çin mutfağında iştah açıcı olarak kullanılan bir şey. Bütün fast foodlarda, özellikle çipslerde kullanılan bir şey ve şuursuz miktarda kullanılıyor. Şimdi kendinizden düşünün, bir toplantıdasınız, bir kokteyldesiniz, ayaküstü, çips var önünüzde. Bir tane alıyorsunuz çok kibarca. Biraz sonra iki tane alıyorsunuz. Niye öyle o? Yedikçe yediren bir şey değil mi? Üçüncüyü alıyorsunuz. Eğer evde yalnızsanız avuçla yemeye başlıyorsunuz. Bir paket, ikinci paket açıyorsunuz. O neden kaynaklanıyor? O monosodyum glutamat ne yiyorsanız, tatlı, tuzlu, turşu önemli değil. Bütün fast foodlarda bu ilave ediliyor ve o anda yediğiniz her neyse iştah merkezine uyarak daha çok yemenizi sağlıyor. Ve bu çok ciddi bir sağlık problemi. Alzheimer'dan, tüketiciler MS'den, bilebilir mi onun nerede olduğunu? Bilebilir mi? Yazıyor mu? O kadar ilginç ki bakanlık diyor ki yazman lazım. E818 diye ne bir şey yazıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Monosodyum glutamat aslında. Öyle mi? Yani monosodyum glutamat vardır diye yazmıyorlar. Çok nadir yazanlar. Tuzak. Genellikle bir kod var orada. Dolayısıyla karnı sorumluluk yerine kim bilir ki o kodun ne olacağını? Değil mi? Çok bence az insan. Bence paketlenmiş yiyecekler hemen hepsinden uzak durmak lazım. Onu yok çünkü. Paketlenmiş yiyeceklerden uzak durmak seviye bir. Fast food'dan ve paketten. Seviye iki şudur. Demin de anlatmaya çalıştığım gibi bir şeyin iyiliği onun işte ne kadar canlı olduğu ile ilgili. Ben biberi kıtır kıtır yiyebilirim. Ama bir de biberi yağda kızartabilirim. Şimdi bunların arasındaki farkı herkes bilmiyor mu? O zaman demek ki paket de yetmiyor. Onlara nasıl davranacağını da önemleyecekler. Ayrıca paketteki çipsle annesinin pişirdiği patates aynı şey değil. Tamam, anne patatesi de ne kadar güzeldir değil mi? İlk yağda kızartmışsa çocuğun ihtiyacı var, yiyecek. Büyümesi için gerekli. Ama paketteki çipsle aynı şey zannediyor ki doğru. Kesinlikle aynı şey değil. Hocam
Türk iş dünyasının çok kıymetli ismi merhum Mustafa Koç'u kaybedince genç yaşta insanların, yani görece genç yaşta, veya spor ve sağlıklı yaşam ilişkisi, obezite, bunlar hep konuşulmuştu mesela. Genç yaşta, daha da genç yaşta insanlarda da spor aktiviteleri sırasında kalp krizleri görüyoruz, duyuyoruz. Bununla ilgili bir uyarınız olur mu? Şimdi kalp damar hastalığı ne zaman başlar diye sorarsanız, kalp damar hastalığı doğar doğmaz başlar. 0 yaştaki insan kalp yaşı 0 ise, 20 yaştaki insan kalp yaşı 0 değil. 25-28 yaşadığı yıpranma kas sayısına bağlı olarak. Evet. Rahmetli Mustafa Koç çok erken yaşta koroner bypass ameliyatı olmuştu. Üçlü bypass ameliyatı olmuştu. Evet. Şimdi bir insan 70 yaşında koroner damarına tıkanıyor, bir insan 30 yaşında tıkanıyorsa aradaki yıpranma kas sayısı fazla. Ve hasta ilerleme hızı fazla. Ben 70 yaştaki bir hasta ameliyat ettiğim zaman ben biliyorum ki 20 yıl problem olmayacak onun. O insan 90 yaşına gelecek. Ama 40 yaşında bir hasta ameliyat ettiğim zaman onu hastalandıran faktör o kadar hızlı bir faktör ki 10 sene sonra kendime gelebilecek o. Öyle hala mi? Bir üstünü çözemediğim şey bundan. Mustafa rahmetli, Allah çok kıymetli rahmet bir iş adamıydı. Ve çok büyük bir kayıp Türkiye için. Çok büyük bir Atatürkçüydü. Evet. Bu vesileyle tekrar analım o özelliğinde. Erken ameliyat oldu ve önlenemeyen bir obezitesi vardı. Evet, evet, spor da ediyordu ama şişmanlık ameliyatı olmuştu, minik şişman ameliyatı olmuştu. Bence geç kalmıştı. Daha erken yaşta ameliyat olsaydı daha iyi olacaktı. Bu tip konularda daha erken ameliyat olmayı, bir an evvel ameliyat olmayı mı önerirsiniz? Bugün artık obezite cerrahisi bir vazgeçilmezimiz. Bugün Amerika'da yapılan en çok ameliyatlardan birisi gerçekten. Bir hesap yapılıyor. Vücut kitle indeksine göre diyet deneniyor, ilaçlar deneniyor, spor deneniyor ama son çare olarak obezite cerrahisi artık bugün vazgeçilmez. Bu halk arasında mide küçültme denen mide şeyden mi bahsediyorsunuz? Evet, bugün artık çok başarılı yapılıyor. Yıllar önce, 10 yıl önce çok tehlikeli bir ameliyattı. Karın açılıyordu çünkü. Şu büyükte bir karını düşünün. Açtığı zaman kapanmıyordu, problemler oluyordu. Şimdi laparoskopik yapılıyor ve 3 ay içinde o insanın 30 kilo, 35 kilo zayıfladığını görüyoruz. Tansiyonlar düzeliyor, şekerleri düzeliyor, insülin dirençleri düzeliyor, uykular düzeliyor. Hepsini bırakın, psikolojileri düzeliyor bu insanların. Doğru. Ha, 10 sene sonra ne olacak bilmiyoruz. 20 sene sonra ne olacak bilmiyorum. Belki tekrar ileri büyüyecek ama o gün de o günkü modern teknoloji sayesinde daha bir değişik ameliyatlar yapılacak. Evet. Bu konuda bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Demin de girdik de kaldı bu ani kalp krizi ve özellikle erkeklerde. Evet. Sizin dediğiniz gibi spor salonu veya futbol sahası konusunda. Şimdi halı saha meselesi. Halı saha meselesinde. Şimdi hiçbir şey bir gecede olmuyor ya. Yani mesela tümör, yani kanser olmak bir gecede olmuyor. Bir 6-7 sene değil mi? Öncesi var onun mutlaka. Tıpkı bu kalp krizine yatkınlığın da hocamın dediği gibi çok eski zamanlardan beri bir şeyi var. İlerleme hali var. Evet, Türklerin bir takım genetik özellikleri buna birazcık daha şeyden yatkın olabilir. Mesela daha Trakyalıların HDL'leri yüksek oluyor ama İç Anadolu'dakilerin düşük oluyor. Gerçekten hastanın orijinini sorduğunda da onu biraz anlayabiliyorsun. Ama sonuçta bu şikayeti yaşayan kim olursa olsun oradaki reaksiyonu veren o kopan küçük plak dün olmadı. O bir zaman aslında. Evet. Belki orta yaştaki, genç yaştaki o plak kopmasaydı o insan yaşayacaktı ve ileri yaşta hocamıza bypass'a veya stent taktırmaya gidecekti. Yani iyice darlık olunca. İyice darlık olmadan koptuğu için biz tespit edememiş olduk ya da beklenmeyen bir durum olduğu gibi gözüküyor. Şimdi burada işin gene biyokimyasına dönmek gerekiyor. Neden o plaklar oluyor? Çünkü aslında bir inflamasyon oluyor. Tıpkı böyle küçücük bir sivilcenin olması gibi düşün. O büyüyor büyüyor ona diyeceksek eğer ufacık bir plak. Sonra o sivilcenin patlaması gibi düşünelim. Evet. Tansiyon da o nabız spor falan yapıyor ya. Tansiyon biraz yükseldiği zaman yani kendini hafif zorladığında o plağın eğer kopmaya müsaitliği varsa kopabiliyor. Bunu öngörmek bir takım biyokimyasal testlerle kokusunu almak mümkün ama gerçekten öngörmek çok zor. Burada ben size soru olarak sormak isterim. Acaba gene de biraz böyle HDL'si düşük ailesinde yatkınlık varsa bireylere en azından o andaki en hızlı koruyucu şey olan kan sulandırma açısından bir omega 3'ü yararlı sınıfına koyarak verebilir miyiz? Güzel soru. Omega 3 kullanayım mı kullanmayayım tartışması yok. Hı hı. Herkes günde 1 gram omega 3 kullanmalı. 1 gram mı? Ben ne kadar bakın, çok herkes biliyorum. Eklemleri açısından, evet. Katarakt açısından, Alzheimer açısından, kalp sağlığı açısından günde 1 gram. Şekilde. 3 grama kadar çıkanlar var ama evet. Ben daha fazla görüyorum. Çünkü bir yağdır nihayet. Ama efendim, 1 gram mutlaka kullanılmalı. Balık yağından mı bahsediyoruz? Balık yağı, omega 3. Yemek, balık yağı. Çok güzel yerli preparatlar da vardı, yurt dışına yani gelenler balık, de var. Balık yenemiyorsa eğer bunu dışarıdan eğer, böyle hap şeklinde almak. Eğer balık yiyorsanız veya karaciğerinde çok omega 3 bulan, günde 10 kilo hamsi yiyebiliyorsanız evet olabilir ama böyle ya, ama nerede yiyeceksiniz 10 kilo hamsi? Bu C vitaminini portakalda almak gibi bir şey.
Yani bir torba portakal yiyemiyorsun. O bir tablet C vitamini, 1 miligram C vitamini alabiliyorsunuz. Uygun mudur? Yani bu tabletleri önerir misiniz? Her eczanede var. Günde 1 gram balık yağı. Koku yapmıyor, rahatsız etmiyor. Mutlaka kullanılmalı. Her yaş grubu için mi söylüyorsunuz bunu? Erkek yaşın 40 yaşından sonra, kadın yaşın kesinlikle menopozdan sonra mutlaka. Şimdi şöyle düşünün. Ne dersiniz? Mesela hamilelikte anneye veriyorlar. Çocuk büyürken de alıyor. Sonra arada ne oluyor? Kesilmiş gibi oluyor değil mi? Aslında bence devam eden bir şey olmalı. Şimdi biz burada vitaminleri savunuyor pozisyonda değiliz de balık yağı ya da iyi yağların öneminden bahsederek gidelim. Evet. Zeytinyağı da var. Zeytinyağında var, avokadoda var, Hindistan cevizinde yağ var. Omega mı var? Omega 3 mü? Ya iyi yağlar var, var diyelim. İyi yağlar var diyelim. Cevizde var, keten tohumunda var. Şimdi bu yağlar niye her şeye, çaya, çorbaya iyi geliyor? Kalbe, Alzheimer'a, oraya buraya. Çünkü bahsi geçen benim dönüp dolaşıp takılmış bir şekilde tekrar ettiğim hücrelerin bütün zarları, içindeki yapıları yağ zaten. Hücre sıvıların içerisinde kendini korumak için o yağlara sarılı duruyor. Bir hücrenin diğer hücrelerle konuşması, kendisine verilen görevleri yapması, bu beynin hafıza hücresi olur, kalbin çalışma hücresi olur, böbreğin idrar atma hücresi olur. Fonksiyonların temelinde o zarcıklarının iyi olması lazım. Bizim yediğimiz iyi yağlar cildinin de dahil her tarafındaki hücrenin zarcıklarını toparlıyor. İş zaten ilk bozulma oradan başlıyor. Mesela LDL dediğimiz, kötü adlandırdığımız kolesterol aslında okside, yani zarı kötüleştiği için kolesterol hikayelerinin ilk adımını atmış oluyoruz. Eğer okside olmazsa bütün kolesterollerin yüksek olsun bir şey olmuyor. Önemli evet. olan okside olması. Onun için yağ işinde direkt söyleyerek beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hocam. Başka bir şey söyledi biraz önce. Lütfen. İki tane bilimsel cümle kullandı. Bir enflamasyon dedi. İki plak rüptürü dedi. Olayın özeti bu aslında. Damar sertliği bugün artık bir enflamasyon olduğunu kesinlikle biliyoruz ve anti-enflamatuar tek ilacımız statinler. O bazı arkadaşlarımızın ben kullanmıyorum, siz de kullanmayın dediği. Hocamız biyokimyacı. Biz hastaların gelen raporlardaki rakamları düşürmek için çaba sarf ediyoruz tabii. Ama asıl amacımız rakamları tedavi etmek değil. Asıl amacımız enflamasyonun önleyici faktörler kullanmak ki statinler. Amerikan kardiyoterapi cümlesi var. Statinler bizim vazgeçilmezimizdir. Kim ne derse desin, aman hastalarımız kesinlikle statinleri kesmesinler. Hele diyabetik bir hasta stent takılmışsa, evet. bypass ameliyatı olmuşsa. Evet. Doğru. Kan yağları normal bile olsa statin ilaçları mutlaka kullanmalılar. Plak rüptürü dedi, yani daha doğrusu anlattı, plak rüptürüydü. O plağı stabilize ediyor bu ilaçlar. Eğer yumuşak plaksa sertleştiriyor ve o plağın kopup gidip bir yer tıkamasını önleyen şeyler. Bin defa söylüyorum, statinler bizim vazgeçilmezimizdir. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir, bize yeni katılanlar olabilir. Karşıya'da arkadaşlarımız mutlaka yazmıştır ama Ayşegül Çoruhlu, Doktor Ayşegül Çoruhlu bizimle birlikte. Uzman, kendisinin farklı alanlarda ilgi alanları var. Biyokimya aynı zamanda uzmanlık alanı. Doktor Bingir Sönmez, Türkiye'nin dünya çapında tanınmış kalp damar cerrahisi konusunda uzman, hekim ve akademisyen. Birlikte bu konuları konuşuyoruz. Siz bir şey ekleyecektiniz evet, Ayşegül Hanım. Statin konusunda şunu söylemek isterim. Elbette ki şu şekilde karşı polemikler yapmak ve komplo teorileri üretmek çok kolay. Bu ilaç firmaları da bize neler yaptı, işte hep onların yüzünden falan. Böyle cümleler kullanılabilir. Statin için olabilir, kanser tedavileri için olabilir falan. Şimdi buralarda işin resmin en başına dönebilsek, hocam da ben de aynı fikirde olacağız. Keşke onlara ihtiyaç olmasa. Ama sen yediğin hazır gıdanın sonu yok. İşte diyabetin var, insülin rezistansı olmuşsun, sigara içeceğim diye tutturuyorsun, alkolün var, yatmayı kalkmayı bilmiyorsun, saat olarak bir yürüyüş bile yapmıyorsun. Bütün bunlar varken bir de risklerim var. Üstüne de ben ilaç firması dünyasının kurbanı olmam deyip statin kullanmayacağım, böyle duydum demek olmaz. Tıpkı organik yiyebilmek için önce manavdan geçeceksin, sonra organiği bulursan yiyeceksin. Yani ilacı kullanamamak için, evet. o hale gelmek için bütün kendindeki kötü özellikleri azaltıp çok ideal bir hale geçmen lazım ki bakalım o zaman vücudun yapmıyorsa biz de kullanmamayı düşünebiliriz. Yani biz onların önünü tıkamış oluyoruz evet. kendilerine verecekleri zararı. Veya öbür yüzü zayıf, sigara içmiyor, diyabeti yok, spor da yapıyor ama gene kan yağları yüksek. Artık bu insan ilaç vermekten başka yapacak bir Öyle şey mi? Yok. Kaçılma. Efendim yani tabii artık bu alkol sigara konusunda milyon defa söylendi ama evet. lütfen bunların sağlığa zararlı şeyler olduğunu da göz ardı etmeden hayatınızı sürdürün. Tercih sizin, ne yapacaksınız yapın ama bunlar sağlığa zararlı şeylerdir. Ben artık sigara içen hastalarıma kızmıyorum. Herhalde meslekte olgunluğa ulaştım. Neden? Konuşurken sigara içiyorsunuz, stent takılmış, bypass olmuş. Sigara içiyor musunuz? Bu sizin tercihiniz. Hala mı içiyorlar? Hala içiyor. Diyorum ki bu sizin tercihiniz. Şaşırıp kalıyor. Sanıyor ki ona kızacağım diye.
Diyor bu sizin tercihiniz. Ama hocam bu ne kadar büyük bir madde bağımlılığı ki herhalde. Bu yanlış söylemiyorum değil mi? Bu bir madde bağımlılığı değil mi sigara? Bir tür. Şöyle, bir tür. Sigara içmek bir davranış bozukluğudur. Tedavi edilmesi gerekir. Ha öyle mi? Bunu daha çok davranış bozukluğu olarak mı madde bağımlılığı olarak mı bakmak lazım? Ben de davranış bozukluğu olarak görüyorum. İngilizcesi self-destroy, kendini tahrip etmek. Sigara içen kişi kendini seviyor olamaz. Ve kötü beslenen ve kilo alan... Bunun farkındalar galiba elbette. Evet. Aklı başında birçok insan var ama nasıl yani? Kendilerine bunu yapmazlar. Şöyle düşünmek lazım. Mesela çocuğun var ve onu sevdiğini varsayıyorsun. Ve onun sigara içmesi seni nasıl üzüyorsa. Ve ona baktığında onun başına gelecekleri ön seziyor, ömrünün kısa olacağını veya hastalıklara yatkınlığını görüyorsan, ona nasıl acıyorsan, kendine acımıyorsan, o zaman hocamın dediği gibi bu senin bileceğin bir iş. Yani bu konuda artık kimseyi uyandırmak gerekmiyor. Bu insanlar kendilerine değer vermiyorlar. Kendisi sevdiklerine değer vermiyorlar çünkü onların hastalıklarıyla sevdikleri uğraşacak. Kimse günde bir paket sigara içerek gerçekten 58-60 yaşına geldiğinde o kocaman büyük bir olayı, tümör olabilir, akciğer kanseri olabilir, kalp hastalığı olabilir. Ondan kurtuluş yok yani o mutlaka olacak. O zamana kadar da her şey olabilir. Yani bu herhalde her sabah güneşin doğacağı kadar garanti bir şey. Sigara ile ilgili çok komik bir şey söyleyeyim. Mesane kanseri olan hastaların hemen hepsi sigara içiyorlar. Evet, ben hastaya diyorum ki sigara içersen akciğer kanseri olursun, damarların tıkanıyor. Çok akılcı bir şey. Mesela kanser olursun dersen inanmıyor. Halbuki nikotin tamamen idrarla atılıyor. Evdeki sigara içmelerden çok, bahsetti. Çok çarpıcı bir şey söylüyorsunuz. Az bilinen de bir şeyi vurguladınız. Evet, bakın, mesane kanserlerinde tamamı sigara içen insanlar. Çünkü idrarla atılıyor nikotin. Evde bir paket sigara içiliyorsa evdeki çocukta yapılan analiz gösteriyor ki günde 6 sigara içmiş kadar idrarına nikotin atılıyor. Korkunç bir şey bu. Korkunç bir rakam. Ben çocuğa sigara içiyorsunuz. Çocuğa sigara içirmiş oluyorsunuz yani. Çocuk resmen günde 6 sigara içmiş kadar idrarına nikotin atıyor. Çok büyük artış var mı mesane kanserlerinde Türkiye'de? Çok var. Çok var gerçekten. Urolog arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Biz aynı ameliyathaneleri bölüşüyoruz. Mesane kanserinde çok artış var. Pınar Topçuoğlu'nun bir sorusu var Ayşegül Hanım. Antioksidan tabletler yeterli midir diyor. Günde en az 6000 orak mıdır bunun şeyi? Antioksidan tüketmek mi gerekiyor? Antioksidan şöyle, gıdalar ve bir gün içinde hangi porsiyonlarda bunu alabilmek gerekir diye bir soru geldi. Şimdi elbette bu bir gıdanın antioksidan değerini ölçen orak değerleri daha özel bilgiler. Yani dediğim gibi oralara geldiyseniz bunları da öğrenebilirsiniz. Ama şimdi basit olarak inelim bakalım. Biz sigaraya serbest radikal yapıyor, bizi inflamasyona sokuyor ve hasta ediyor dedik değil mi? Sigarada işte serbest radikal yapan maddeler var. Serbest radikalin karşı savaşçısı nedir? Antioksidanlar. Şimdi sigara kötü ve bitkiler, sebzeler, meyveler iyi ya. Demek ki onlar da zaten antioksidanlar. Evet. O zaman antioksidanı anlamak ne demek? Bir bitki mesela işte sadece üzümün çekirdeğinde antioksidan yok. Üzümün tamamında ama salatalıkta ama elmada da var. Bütün bitki olan şeyler buna baharatlar, tohumlar, baklagiller de dahil ve iyi yağlar aynı şekilde balık vesaire. Bu iyi diye konuştuğumuz her şeyin altında zaten onun antioksidanlığı var. O koruyuculuk demek. Şimdi orak değeri kovalamadan nasıl gidebiliriz? Zaten baharatlardan mesela zerdeçalın ne kadar antioksidan olduğunu biliyoruz. Tarçın aynı şekilde, sumak dünya listesinde baharat da bir numaradır safranla beraber antioksidan kapasite olarak. Resveratrolü ortaya çıkardı Amerika'daki hekimler koyu renkli, mor renkli sebze ve meyvelerin içinde var diye işte narın içerisindeki vesaire. Şimdi bunları hap olarak da alabilirsin ama bu biraz gene şeye kaçar yani kolaya kaçar. Tamam. Bitkileri yiyerek alabilirsin onu günlük. Ben kitaplarını da göstereyim Ayşegül Hanım'ın. Ayşegül Çoruhlu, Tok Uzama Açız daha önce yaptığı yazdığınız kitap Doğan Kitap'tan çıkmıştı. Bu da kuantum beslenme. Bu kuantum o astrofizik, astroloji olaylarındaki değil, bu insan sağlığıyla, hücrenin yapısıyla ilgili bir şey. Evet. Bu da daha sonra çıkan, daima sağlık ve gençlik için diye yazmış Ayşegül Hanım. Efendim bu elektronik sigaralarla ilgili sorular geldi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Elektronik sigaralar artık yasaklanmış bir şey ama yani dışarıdan kaçak geliyorlar. Bir su buharı veriyor sürekli ve o çaresiz insan, sigara bırakamayan çaresiz insan sürekli ağzında pipo gibi o buharı alıyor, buharı alıyor, sürekli alıyor. Yani buharlı bir ortamda, bir saunada, bir banada bütün gün kaldığınızı düşünün. Ne olur? Tehlikeli, akciğere su toplar. Tehlikeli bir şey. Acillere, hocam sigarayı bıraktım, sadece elektronik sigara boğuluyorum. Öksürük ölüyorum. 24 saat bıraktırıyorsa tamamen düzeliyor. Ciddi bir felaket. Peki. Bazı firma içine bazı kimyasallar koyuyorlar nikotin doygunluğunu sağlayabilmek için. Bu da ayrı bir alışkanlık yaratıyor. Evet. Uzak durun lütfen bundan. Ben böyle hızlı hızlı sorayım, gidelim üzerinden. Tamam. Öyle bitirelim.
Lisitin hakkında bilgi verebilir mi? Karaciğer ve beyin üzerinde nasıl fayda var? Söyler misiniz? Lisitin bir yağ sonuçta, iyi yağlar grubundan biri. Fosfatidil lisitin adıyla o madde vücut içerisinde hücre membranlarını zaten, hücrelerin zarlarını yağlayanlardan biri. Peki. Gene iyi yağlara girer. Şeyde beyni yağlamak açısından hafızada kullanılır. Güzel. Hı-hı. Efendim günde bir elma yemek gerçekten çok faydalı bir şey midir? Doktor kovar. Öyle midir gerçekten? One apple a day, keep the doctor away diye bir İngiliz atasözü var. Öyle mi gerçekten? Üç elma olsun daha iyi o zaman. Üç elma daha iyi. Elmanın yanında armut olsun, tamam. Salatalık olsun daha iyi. En iyi meyvelerden biridir denebilir mi yani bu anlamda? En sağlıklı. Diyabetik hastalar için ekşi elma daha tavsiye ediliyor tabii. Geç saatte meyve yenmemeli midir akşam? Geç saatte bir şey yenmemesidir. Hiçbir şey. Meyve de dahil midir buna? Her şey dahildir. Benim düşüncem. Yediden sonra bir şey yemeyin diye özellikle öneriyoruz evet. Çok erken değil mi hocam? Akdeniz ülkesinde yaşıyoruz. Hocam insaflı, ben 5'te kesiyorum. Ne yapıyorsunuz Ayşe? Millet kırılır. Ben biyokimya dediğim için öyle çalışıyorum. Millet açlıktan kırılmaz mı? Hiç olmuyor. Açlık derken Ayşe Güzel nasıl? 16 saat açlık tavsiye eden diyetisyenler var. Yapmayın Ayşe Güzel Hanım. Siz tavsiye ediyor musunuz? 16 saat. Hayır. Orada anlatmak istediğim şey akşam yemeğini yemediğimiz sürece ömrümün uzamasıyla ilgili bir durum var zaten. Yani tamir olabilmek için. Kesin mi bu? Evet bu kesin. Peki. Ne soruyordum? Televizyon karşısında atıştırmalık, çok televizyon izleme alışkanlığı var Türkiye'de. Cipsler, mipsler söylemiştiniz. Boşlar hepsi paketlenmiş yiyecekler. Yapmayın hepsi bu zararlı. Şey. Evet. Salatalık, havuç, kırmızı biber. Tamam. Varken. Gluten intoleransı nasıl tespit edilir diye bir şey var. Tespit etmeye gerek yok. Sadece insan olmak bunun için yeterli. Çünkü gerçekten un grubu olan şeyler çok işlendiği için ve zaten unluları yemeyelim diye altını çizdiğimiz için benim gluten intoleransım yok. O zaman pizza ve makarnadan devam edeyim gibi bir hak çıkmayacağına göre hiç üstünde durmadan yememek daha iyi. Aslında şöyle biz etobur toplumuz. Gluten hayatımızda Sümerlerin yerleşik tarımıyla girmiştir ve vücudumuz glutene hazırlıklı değil. Sümerleri mi dediniz? Sümerlerle ben 5000 yıl önce buğday ekmekle beraber glutenle tanıştık ve o 5000 yıl glutene alışamadık. Glutensiz diyet en sağlıklı diyet aslında. Bizim ekibimizde Nuray arkadaşımız var, o konuyu takip ediyor, Sümerler konusunu araştırıyor. D vitamini sadece güneşten mi alınır, yararlı mıdır, yeterli midir derler. D vitamini güneşten alamıyorsak eğer. Yeterli olsaydı zaten şu anda o bir gündem konusu olmaz değil mi? Kalp sağlığı dahil, bağışıklık dahil her şeyin altında bir D vitamini durumu var. Zaten çok büyük hormon, sorun değil mi? Büyük problem. O bir hormon. Şöyle oluyor, özür dilerim. Nasıl mesela omega 3'ün ihtiyacını keşfettik ve konuşuyoruz. Ve sonra bağırsak bakterilerinin çok önemli olduğunu öğrendik ve konuşuyoruz. Şimdi vitamin D'nin de sistemin içerisinde çok önemli olduğunu bilerek konuşuyoruz. Ben de evet. Vitamin D eksikliğinin de yaşam şeklimize bağlayacağım. Çünkü ışık ve güneşle ilgili ya, içerideki ışıklar ve bilgisayarlar yüzünden bence biyoritmimiz dünyayla ayarlı değil ve artık güneşten üretemiyoruz yeterince. Peki. Amerika'daki kimler diyor ki kimseye D vitamini bakmanıza gerek yok. Herkesinki düşüktür diyorlar. Yani verin mi diyorlar. Herkes bu mutlaka D kapsül ama böyle kırın. Güneşli kırın. Havalarda. Mutlaka güneşle. Üstüne de güneş lazım. Güneş lazım. Bir dakika, o kapsül kırılıp yenen içilen şeyin ampul. Ben şöyle öneriyorum. Ayşe daha iyisini söyleyecektir. 3 ampul alınız. Tamam. Bir ay kullanınız. Yılda bir veya iki defa bunu mutlaka. Birer ayla. İyi ayran, midir? Bayağı yükseltir mi oranı? Mutlaka yükseltiyor. Ama bir de güneşe mi çıkacaksınız günlük, sonra? Günlük alınanları da var. Kolaylık olsun. Tabletler var. Spreyleri var. Ama en kolay bu 3 tamam. ampul. Hocam düşük tansiyon, yüksek tansiyon söyleyin onunla bitirelim düşük lütfen. Düşük tansiyon çok uzun ömür verir. Keşke herkesin tansiyonu düşük olsa. Öyle mi? Gerçekten. Yüksek tansiyona dikkat yüksek edin. Yüksek tansiyon işte o damarları tahrip eden, beyin kanamaları yapan, kalp krizi yapan önemli gizli düşmanımız. Aman tansiyonum düştü değil yükseldi diye insanlar kaygılıyorsunlar. Çok keyif aldım ben sohbetten. Yine yapalım bence bu. Olur. İkili güzel oldu. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Doktor Ayşegül Çoruhlu ve değerli hocamız Doktor Bingül Sönmez bizimle birlikteydi. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı hocamız. Sağlıklı bir hafta sonu ve günler diliyorum. Yarın tekrar buradayız. Yarın da yine hayatın içinden, siyaset dışında konuları konuşuyoruz bu hafta sonu dedik. Hem biz bunu tercih ettik hem de zaten seçim yasakları da olduğu için, referandum yasakları böyle bir tercihimiz oldu. Bu internet üzerinden yapılan rezervasyonlar, turizm, Başaran Ulusoy, TÜRSAP Başkanı, geçen haftalarda çok tartışıldı, booking meseleleri de var. Bir de Saffet Emre Tonguç, Türkiye'nin en önemli seyahat yazarlarından biri. Birlikte yarın konuşacağız. Hoşçakalın. Vodafone Red hafta sonunu sundu.